İyi akşamlar sayın seyirciler. Akılcı İlaç Programı bu haftaki konuğu Sayın Yalçın Kireççi. Kendisine hoş geldin demek istiyoruz öncelikle. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Biraz. Evet. Tanıtayım o zaman. Buyurun. İsmim Yalçın Kireççi. Bursa'dan konuk olarak geldim. Klinik psikoloğum. Aynı zamanda yaşam koçu eğitmeniyim. Bir taraftan da yazarım, kitaplarım var. Ne güzel, çok yönlü yani. Aktif klinik psikolog olarak Bursa'da serbest olarak çalışıyorum. Hı hı. İlk böyle başlayalım. Peki. Kitap yazmaya nasıl karar verdiniz, öyle sorayım. Kitap yazma şöyle. Her meslekte olduğu gibi, her insanda olduğu gibi her deneyim özeldir. Benim deneyimlerim bana özel, sizin deneyimleriniz size özel. Bu alanda da yıllarca çalışıyoruz. Birebir hayattan öğrendiklerimiz var. Bu bizimle kalıyor. Dedim, ben bir gün gelir emekli olurum. Gün gelir bu yaşama, hayata veda ederim. Bu deneyimler benimle toprağa gitmesin. Hı hı. O nedenle olabildiğince deneyimlerimi yazılı eser haline getirmeye çalışıyorum. Güzel. Yazmak için yazmıyorum. Bir de belli konular var. Bu konulara temel çözüm üretmeye çalışıyorum. Örneğin ilk kitabım sigara ve alışkanlık yasaları. Sigara nasıl bırakılır? Bir alışkanlık. Ben bir işi yaparken bir kişiye özelden öte genelde sistemi keşfetmeye çalışıyorum. Sonunda işte ilk kitabımda keşfettiğim de oldu ki insan hayatı alışkanlıklar üzerine kurulmuştur. Alışkanlıkların da evrensel yasaları varmış meğerse. Peki bunu biraz açar mısınız, öyle söyleyeyim? Yani evrensel yasalar derken neyi kastediyorsunuz? Yani hiçbir alışkanlık tesadüfen başlamaz, tesadüfen devam etmez ve tesadüfen sona ermez. Burada da tabii ki yasa dediğimizde önce bir hipoteziniz var, bir teoriniz var. Yasalar sonra ortaya çıkıyor. Bu da bir gözlemden, tespitten yola çıkıyor. İnsanlar işte tırnak yemek bir alışkanlık, yalan söylemek bir alışkanlık, beslenmek bir alışkanlık, kitap okumak bir alışkanlık, not tutmak bir alışkanlık, spor yapmak da alışkanlık, izlemek de alışkanlık. Yatmak, kalkmak, yemek, içmek, giyim, kuşam, insan yaşamı alışkanlıkların üzerine oturuyor. Dolayısıyla alışkanlık olmadan insan olmuyor. Ancak alışkanlığın seçiminde eğer zararlı hale gelmişse bir alışkanlık, bunu nasıl sonlandırabiliriz? Hı hı. Yasalar da bizi yönlendirmiş oluyor. Yasa dediğimde de evrensel yasadan şunu anlarım ben. Yer çekimi çok güzel bir örnektir. Nerede kim neyi bırakırsa aynı hızla düşer. Yer çekimi bir yasadır. Dolayısıyla alışkanlıkların da zihnimizde bir oluşum, çalışma ve sona erme yasası vardır. Hangi alışkanlığı istersek edinebiliyoruz ve sona erdirebiliyoruz. İşte sigara örneği üzerinden çıkmıştım. Başlangıçta 6 saatti, şu an 3 saate indi. 3 saatte bir alışkanlık, sigara alışkanlığı sona erdirilebiliyor. Bu yasalar örnek alınarak. Yani 3 saatte sigara bıraktırabiliyorum. Öyle söyleyeyim. Ne güzel. Çünkü gerçekten bu konu bizim de doktor olarak karşılaştığımız noktalardan bir tanesi. Hem de yakın çevremizde de bunu çok görüyoruz. Ve insanlar genelde sigarayı bırakmak istiyor ama özellikle uzun süre içenler bu konuda biraz sıkıntı çekiyorlar. Yani o konudaki sizin deneyiminizi de merak ederim. Yani ne düşünüyorsunuz bu konuda daha çok? Çekilen sıkıntı bu yasaların bilinmemesi esasında. Yani insan bir alışkanlığı sona erdirecek ama o alışkanlığın zihinsel düzeyde çalışmasını sağlayan bilgiler var, devreler var, öyle diyelim. Hangi noktada neye basacağını bilemiyor gibi bir şey. Şöyle örnek verebiliriz buna. 3 paket, 5 paket sigara içen bir insan günün birinde eğer kesin karar verirse ben bu işi bıraktım, o iş orada kapanır. Ama bazı insanlar da daha az da içse, şu da olsa bırakmaya çalışıyor ve bırakamıyor. Adeta burada bir düğme var, düğmeyi bulamıyor. Benim yaptığım şey, zihin çünkü yasalarla, haritalarla çalıştığı için
adeta oranın haritasını, giriş çıkışını, komutlarını da bilmek lazım. Hı hı. Doğru komutları verdiğimiz sürece zihin bizim için her şeyi yapıyor. Hı hı. Doğru komutlarla sigara alışkanlığı sona erdirildiğinde bir, çabuk sonuç alıyoruz. İki, kolay sonuç alıyoruz. Üç, stres diye bir şey olmuyor. Dört, burada delayed komutlar arasında silme yoktur, unutma yoktur. Hı hı. İnsanlar silme komutu veriyor. Çalışmayınca bırakamadım derler örneğin. Hı hı. Yaşadığı zorlukların karşılığı zihinsel yasalara dayanıyor. Yani buradaki bir işleyişe aykırı hareket ediyor. O zaman da bırakamamış oluyor. Ben bunları keşfettiğim için, o kitabı okuyan da bunu bırakabilir. Kitap okumayı seviyorsa. Güzel. 460 sayfalık bir kitaptı. Daha sonra ben bunu biraz daha okuma alışkanlığı da az olduğu için ülkemizde biraz daha sadeleştirerek 230 sayfalık sigaraya keyifli bir mola diye bir ikinci kitabı daha yazdım. Ne güzel. Peki kitap yazmaktan beklentilerinizi karşılayabildiniz mi? Yani hani nasıl bir etkisi oldu? Sizin mesleğinizde bir katkısı oldu mu ya da ne oldu? Birincisi, ben de sigara kullanıyordum yazarken. Öncelikle kendim sigarayı bıraktım. Güzel, 20 yıl sigara kullanmıştım. 26 yıl oldu bırakalı ben. Kitaba da o zaman başlamıştım. Kitap yazmak bir defa bir şeyleri keşfetmemi sağlıyor. Mesela Zihni Fabrika Ayarları diye bir kitap yazdım. Kendi zihnimden yola çıkarak yazıyorum. Fabrika ayarlarına döndüm, öyle diyorum. Güzel. Hangi kitabı yazsam önce kendime faydası oluyor. Tabii ki bu kitapların basımı, pazarlanması ayrı bir konu. Tabii. Senede yaklaşık 10 bin kitap çıkıyormuş Türkiye'de. Bunun raflarda yer alması, pazarlanması, satışı, bir de insan başına şu anda yani yükselmiş durumda. Kişi başı senede bir tek kitap okuyor insanlar. Onlara da bakıyorum, işte ne kitap okudun diyor, dini kitap okudum diyor. Ve çoğu kişi de zihinsel olarak okuduğunu anlamadığı için okumaktan da sıkılıyorlar. Klinik psikolog olarak işim çözüm üretmek olduğu için, işte zihni fabrika ayarları, zihin yasaları, onları da tespit ettim. Sonra da Allah zihni açıklayıversin diye bir kitap yazdım. He, anladım. Yani zihnin açılması gerekiyor. Burada belli yollar, algı kapıları var, öyle diyelim. Eğer algımız açılmazsa okuduğumuz bir şeyi alamıyoruz, anlamıyoruz. O nedenle de okula giden bütün herkese anne babaların ilk söylediği nedir? Hadi yavrum, Allah zihni açıklayıversin. Evet, güzel. Peki, ama bizim de çabalamamız gerekiyor. Zaten o zihin, bütün kapılar verilmiş ama bizim keşfetmemizi bekliyor adeta. O kitaplarda, işte dediğim gibi, zihin nasıl açılır? Okuyanların zihni açılıyor, öyle söyleyeyim. Peki bu alanla ya da bu size benzer şekilde çalışmak isteyen, kariyerini bu yönde yönlendirmek isteyenlere ne önerirsiniz? Ben sadece bu yönde değil. Bunu bir iş, bir meslek edinmek isteyen herkes, hangi mesleği edinirse edinsin, bir defa mesleğine aşık olması, sevmesi çok önemli. O zaman başarılı olabilir, o zaman kazanabilir, o zaman o mesleğe de bir şeyler katabilir. Ben Bursa'da yaşadığımı belirtmiştim. Tıp fakültesinde benden önce psikolog yokmuş. Ben tıp fakültesinin ilk psikoloğuyum. Öyle bir şey oldu. Daha sonra özel çalışmaya, serbest hayata girdim. Orada da ilk psikologmuşum. İlk olmanın sorumlulukları var. Genelde avantajı var derken, bizim meslekte hep dezavantajlarla başladık. Çünkü toplum bilmiyor. Psikoloji nedir, ne değildir, psikolojik sorun nedir. Bu alana girecek kişilerin mutlak ve mutlak, %100 şart olan bir şey var. Okumayı sevmesi lazım. Okumadan kendini geliştiremez, araştırmadan kendini geliştiremez. Bir de insanlara faydalı olmayı sevmesi gerekiyor. Çünkü sorunu olan insan geliyor ve o sorunu çözmeniz gerekiyor. Hangisini seviyorsanız, çocuklarla olabilir, gençlerle olabilir, orta yaş, ileri yaş, hangi yaş grubunu seviyorsanız, hangi alanı seviyorsanız, psikolojinin
Türkiye'de yaklaşık 10 tane uzmanlığı var şu anda. Dünyada 30 civarında. Türkiye'de işte klinik psikoloji, sosyal psikoloji, eğitim psikolojisi, spor psikolojisi, endüstri psikolojisi, din psikolojisi gibi alanlar var. Hangisini seviyorsa onun da bir de uzmanlaşmayı istemesi gerekiyor. Siz de branşınızdan bilirsiniz. Evet. İşte pratisyen doktorlukla uzman doktorluk arasında fark var. Yani bir yerde derinleşmeniz gerekiyor. Doğru. Bu alanda da girenler bir alanda derinleşirse biraz daha keyfini çıkarabilirler. Biraz daha keşfedebilirler. Önerim. Bilinçli seçin demiyorum. Çünkü ben bu alanı bilinçsiz seçtim. Bir arkadaşımla beraber yazarken ODTÜ Psikoloji'de o zaman psikoloji bölümü yoktu. Sosyal bilimler bölümü varmış. Biz sosyal bilimler diye yazdık. Sosyal puanıyla. Çok ilginç. Güzel. Birinci sınıfı okuyorduk. İkinci sınıfta bize bir seçenek sunuyorlardı. Sosyoloji mi okuyacaksın, psikoloji mi? Ben o zaman psikoloji olduğunu fark ettim. Hatta bir ay deneme süresi vardı o dönemde. Şimdi var mı bilmiyorum. Bir ay sosyolojide okudum. Bir kapı açılmış oldu önünüzde herhalde. Bir kapı açıldı dedim ki sonra ben psikolojiye gitmeye karar verdim. Dilekçe verip psikoloji bölümüne geçtim. Yani çok bilinçli bir seçim değil. Bazıları sorar da. Ancak şunu biliyorum. Hekimlik de yazdım, mühendislik de yazdım, öğretmenlik de 18 tercih vardır. Şimdi 22-24'e çıktı galiba. Hangisi olsa bugünkü kadar araştırmacı, geliştirmeci, keşfetme, başarılı olmayı azmetmiş olmak önemli. Yani doğru. Öğretmen olsaydım çok iyi bir öğretmen doğru olurdum. Yani onda hiçbir sıkıntım yok. Evet, çok güzel. Peki sizin meslek yaşamınızda karşılaştığınız örneklerin sizin hayatınızdaki etkisi ne oldu ya da oldu mu? Etki derken tabii psikoloji insanla ilgili olduğu için her gelen insanla kendimi keşfediyorum esasında yani. Çünkü bir problemle gelen insanın bir yönünde bir takılma var. En azından o bende ne düzeyde yani onunla karşı karşıya gelmiş oluyorum. Her gelenle kendimi keşfetmiş oldum yani böyle bakıyorum ben. Güzel. O nedenle de ne kadar karmaşık ve zor vaka gelirse ben sevinirim. Evet, evet. Bayılırım. Yani, özellikle biraz önceki söylediğiniz örnekten yola çıkarak mesela bizim gördüğümüz şeylerden biri böyle sigara bırakmayı isteyen kişiler... Ya da bırakanlar belli bir süre sonra tekrar dönmek istiyor yani kullanmak istiyor. O durumdaki yaklaşımınız ne oluyor? Ya mutlaka karşılaşmışsınız. Tabii tabii. Bana da yani ben kendim işte alışkanlık yasalarını geliştirirken bir de hipotez teori geliştirmiştim. Benim teorim Bipson. Markaladım daha sonra ben bunu. Yani belleğimizde iz ve bağlantı oluştuğu için bellek izi bağlantılarına son vermeyi sağlayan bir insanda bu problem olmaz. Eğer tekrar başlıyorsa mutlaka burada yani alışkanlığı niye benzetiriz dersek alışkanlık insan zihninde bir ana klasör ve buna bağlı dosyalardan oluşan bir programcıktır. Bazı insanların dosya sayısı azdır, bazılarınınki kabarıktır. Bütün bu dosyaların uygun bir şekilde kapatılması gerekiyor komutla, kökten. Eğer bütün dosyaları kapatıp klasörü geri dönüşüm kutusuna kaldırırsa ki buna dosyayı mühürlemek gibi diyelim. Bu insanda bir sıkıntı yok. Ancak özgür iradeye sahip bir varlık olarak dilediğimiz zaman biz dosyayı açıp geri kullanabiliriz. Yani tekrar sigara kullanmaya başlayabiliriz. Bu bizim özgürlüğümüzdür. Şöyle insanlarla çok karşılaştım ben. Kendiliğimden çok kolay bıraktım. Hiç zorlanmadım ama bir şekilde 2-3 sene sonra başladım ama şimdi çabalıyorum bırakamıyorum. Çünkü birincisinde o düğmeyi buldu. İkincisinde bulamıyor. İkincisinde yani kaç kere olursa olsun bir insanın burada kesin sonuç almak istiyorsa birçok 4 tane şartı vardır da ama birincisi en önemlisi. Kesin niyet etmesi lazım. Kesin niyet ederse iş kolay. Çoğu insan bırakmak istiyorum derken bir şeyin farkında değiller.
bütün alışkanlıklar, yani alışkanlıksız bir yaşam olmadığı için sigara kullanmanın insanlar faydalı yönlerini tespit ediyorlar. Bırakamadıkları sigara değil, sigara içmenin onlara sağlamış olduğu sanal da olsa faydaları başka bir şeyle dolduramıyorlar. Ya da ondan vazgeçemiyorlar. Onlar sıkıntı çekerler ama her ne olursa olsun %100 sonuç alırız. Peki şunu merak ediyorum, biz tabii akılcı ilaç programı yapıyoruz ve değişik kesimlerin olayı, özellikle ilaç kullanımı nasıl algıladığı burada çok önemli. Sizin için ilaç tedavisi ne ifade ediyor hem meslek yaşamımız için hem de bir erişkin olarak? Yani her şeyin bir ilacı vardır deriz. Yani ilaç çözüm demek bunun. Zihinsel karşılığı çözüm demektir. Derdi veren dermanını verir diye de bir söz vardır. Her derdin, her problemin, her sorunun bir çözüm şekli vardır. Bu çözüm bedenle ilgili olan kısımlarda maddeseldir. İlaç belli endüstriyle üretilmiş, damıtılmış, karşılığı bilinen, beyin kimyasındaki yeri bilinen maddelerdir. Aslına bakarsanız yiyecekler de ilaçtır yani. İşte Lokman Hekim'den gelen bir bilim, her bitkinin bize bir etkisi vardır. Etki tepki yasası yani. Her ilacın bir etki alanı, karşılığını aldığı bir çözüm vardır. Peki. Yani sizin, gerekiyorsa evet. Yani sizin hani size bir ilaç önerirken öyle sorayım. Bilmek istediğiniz ya da öğrenmek istediğiniz ilaçla ilgili nedir? Yani nasıl bakarsınız, nasıl değerlendirirsiniz onu sorayım. Birincisi bu ilaç şart mıdır diye soruyorum ben gittiğim yere. Yani bunu vermiş olmak için veriyorsunuz. Bu ilaçsız da çözülebilir mi bu şey? Özellikle psikolojik sorunlar da mesela. Ben klinik psikolog olduğum için bir de psikiyatr vardır. Tabii. Tıp kökenli hekimler vardır. Diyelim ki depresyon denilen bir tanı grubu vardır. İşte antidepresan diye ilaç üretilmiştir. Bazı insanlar depresyondadır, muzdariptir, hakikaten sıkıntısı vardır. İlaç verirler. O ilaçla çözüm üretiliyorsa hiçbir sıkıntı, yani sorun yok. Ancak bunun yanında bir psikolog olarak, klinik psikolog olarak gözlem ve tespitlerim şu, ilaçsız da çözümlenebiliyor. Ben burada bir ilaç alırken ilaçsız çözümü varsa onu tercih ederim. Çünkü ilaçların etkileri kadar filtre edilemeyen yan etkileri de olabiliyor. Bu nedenle tercihim özellikle psikolojik konularda, zihinsel konularda ilaca yönelmemek. Ama onun dışında da şu örneği veririm. Bir diş enfeksiyonum ya da bedenimde bir enfeksiyon var ise antibiyotikler var. Antibiyotiği seve isteye kullanırım. Güvenerek kullanırım. Çünkü kanıtlanmış. Sonucu belli. Bir hafta içerisinde ateşim varsa ateşin düşüyor. İltihap varsa kuruyor. O zaman bu bana faydalı. Bakış açım bu. Peki, yani sizde somut bir değişiklik olmasını tabii ki istiyorum, somut bir değişiklik öyle bir şey istiyorum, anladığım tabii. Kadarıyla. Yani bir vitamin bile alıyorsam, diyelim ki kan tahliliyle bir şey düşük çıktı. O vitamini aldım, kan tahlili tekrar yapıyorum. O yükseldiyse işe yarıyor yani. Peki. İspat, kanıt değil. Kanıtla, tamam, güzel. Bizim de aslında istediğimiz şeylerden bir tanesi bu. Yani böyle algılanması gerektiğini düşünüyoruz açıkçası söylemek gerekirse. Peki şöyle sorayım. Sizin için ilacın maddi boyutu ya da fiyatı ne ifade ediyor? Fiyat bedel demek. Bedelsiz hiçbir şey yok dünyada. Fiyatsız hiçbir şey yok. Yani gözlük istiyorsan bunun bir ederi var. Evet. Bunun ederi benim bütçeme göredir. Benim bütçem karşılıyorsa, karşılığı da bende çözüme getiriyorsa bu hani helali hoş olsun. Peki, güzel bir yaklaşım. Mesele yok. Ama bazı ilaçlar çevreden duyduğum, çoğu insanın bütçesini aşıyor ya da kronik şikayetler, hastalıklar yani veriyorsunuz ama tedavi etmiyor.
mu? Hı-hı. Ya da etki mi etmiyor bilmiyorum. Yani o kronik sürekli kullanılan ilaçlar vardı bilirsin. İşte hı-hı, şekerdi, tansiyondu vesaire. Onları bilemiyorum. Yani kişilerin bütçesi yetiyorsa mesele yok. Peki. Yani bazı ilaçların çünkü sonuçlarını direkt görmek, yani antibiyotik örneğini verdiniz, evet, doğru. Bazı ilaçlar için onların direkt sonuçlarını görmek çok mümkün olmayabiliyor bazen. Evet. Onun için dedim. Yani özellikle uzun süreli kullanımda bu bir sıkıntı yaratabilir diye düşünüyorum. Yani neyse tabii ki işte o zaman insanlar sosyal güvence arıyorlar. Yani değil sosyal mi? Güvence varsa, yani devlet ödüyorsa, siz bir şeyin karşılığında cebinizden bir şey çıkmıyorsa, o da şartsa, kullanınca da belli bir şey en azından dengede tutuyorsa, doğru, ölçüde tutuyorsa, doğru, meselesi yok yani. Peki. Şimdi sizi izleyenler, programımızı izleyenler size nasıl ulaşıyorlar, ulaşabilirler? Ya da genelde insanlar sizinle, yani danışanlarınız nasıl irtibat kuruyor? Bu konudaki bilgiyi bizimle paylaşır mısınız? Ya ismim Yalçın Kireççi artık. Google amca diye bir şey çıktı. Google amca, evet, her şeyi biliyor, doğru. Yalçın Kireççi dediğinde mutlaka yalçinkireççi.com karşılarına çıkar. İletişim adresi bilgileri çıkar. Zaten yayında da herhalde alt kuşak olarak, evet, vereceklerdir. Ofis telefonum. Direkt bana ulaşabilirler. Gelip her türlü psikolojik konuda destek alabilirler. Yani sadece dediğim gibi işim sigara bıraktırmak değil. Hı hı. Psikolojik bütün konularda terapi yapıyorum. Peki. Yani bir de konuyu hakikaten bilmediğim için soruyorum burada. Özellikle psikiyatristlerle hani işbirliği yaparken ya nasıl bir iş paylaşımı yapıyorsunuz ya da nasıl bir işbirliği yapıyorsunuz? Benim işbirliğim de yok, iş paylaşımım da yok. Bu konuda da bir tavrım var. Bunu da sergiliyorum. Çünkü ben 7 yıl psikiyatri kliniğinde çalıştım. Hocalarım vardı, arkadaşlarım vardı. Şu anda hepsi belli yerde, kariyerleri var. Psikoloji ile psikiyatrinin ayrılması gerektiğini, farklı düşünülmesi gerektiğini diyorum. Çünkü insanın bir psikiyatrik yapısı yok ama bir psikolojik yapısı var. Doğuştan bir psikolojik yapıya sahibiz. Hatta şöyle bir iddiam da var. İnsan var olduğunda, hiçbir bilim yokken mağara devrinde psikolojisi vardı. İnsan psikolojisiyle doğar. Yani duygularıyla, düşünceleriyle, davranışlarıyla. Bu üçünün ilaçlarla direkt bir bağlantısını doğru bulmuyorum. O nedenle de klinikten de ben istifa edip ayrılmıştım. Master'ımı yaptım. Birlikte çalışma önerileri oldu. Teklifler oldu. Çünkü ilaçsız hemen çözebileceğiniz bir şeye 6 ay, 1 yıl, 2 yıl ilaç önermek pek insancıl gelmiyor bana. Bu nedenle de öyle bir işbirliğimiz yok. Yani onların 1 yıl uğraştığını ben bir haftada zihin fabrika ayarlarına döndürebiliyorum diyorum. O nedenle de bir işbirliğine yok. Gerekiyorsa bana göndersinler. Peki. Ben yapayım diyorsun. Hayır, ben yapayım anlamında değil. Yani buradaki bencillik değil. Yok, bir gözlem ve tespitten bahsediyorum. Yani insanlara da önerim şudur. Yani psikolojik bir konu olduğunda öncelikle konuyu bilen bir psikoloğa giderlerse kısa sürede olur. Örneğin panik atak diye bir şey vardır. Yazdığım kitaplardan biri de benim Heyecanla Yüzleşmektir ismi. Panik bir duygudur. Kökeni heyecandır. Heyecanı yönetemeyince insanlar panik atak, işte kaygı, endişe, korku, duygu durum bozukluğu derler. Bunların hepsi 3-5 seansta sorun bitmiş oluyor. Ama insanlar yıllarca uğraşıyorlar. İlaç kullandığı halde çözüm alamayan insanlar var yani. Tavrım, tutumum da bu konuda açık, net. Net, peki. Ama bu ilaca karşı olduğum değil. Dediğim gibi gerekiyorsa insanlar çare çözümse her konuda hodir meydan, piyasa serbest. Peki. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür için. Ediyorum. Yani. Akıllı İlaç Programı bu haftaki konu Sayın Yalçın Kireççi'ydi. Kendisiyle hem akıllı ilaç hem de kendi uzmanlık alanı olan klinik psikoloji konusunda konuşma şansımız oldu. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.